Mücahit Kulak, 1990 doğumlu. İstanbul'da doğup büyüdüm. Aslen Kastamonluyum. 10 yaşında başladım bu spora. 10 yaşında annem biraz özgüveni gelsin diye göndermiş beni. Biraz korkakmışım. Hatta mahalleliden falan bayağı dayak yiyormuşum. Biraz özgüveni gelsin diye göndermiş. Sonra dünya şampiyonu olmuşum. Biraz fazla geldi özgüven. 10 yaşından 17 yaşına kadar hep antrenman yaptım. 17 yaşında ilk maçıma çıktım, amatör maçıma. Orada hatta ilk maçımda nakavt olmuştum, hiç unutmuyorum. İlk olduğu için herhalde. 5 kardeşiz. Bir abim vardı, o vefat etti. 5 kardeşimin bir tanesi de hatta engelli. Şu an evliyim, bir oğlum var. Ayrıca Tuzla Belediyesi'nde çalışıyorum. Orada özel kalemde. Özel kalemde 10 yıldır belediye başkanının korumasıyım. Burada spor salonum var Ateşehir'de. Burayı işletiyorum. Ayrıca da dövüşüyorum. 3-3 birden. Türkiye şampiyonu 2015'te oldum ben. Sonra 2017'de dünya şampiyonu oldum Almanya'da. 5 roundluk bir maçtı. Rakibim Brezilyalıydı. Onu dövdüm. O iş tamam. Kemeri aldık geldik. Kemer şu an burada. Asılı. Güzel bir anı. Müzeye kaldırmak için geldiler ama izin vermedim. Ya maçlarla ilgili çok anım var da unutamadığım anılarımdan bir tanesi aslında yine amatör maçlarımdan bir tanesi. Muay Thai maçı. Dirsekli maçlar oluyor. Orada bir rakibim bana dirsek vurmuştu. Ve burnum kırılmıştı. Burnum beni buraya attı. Böyle yamuldu, buraya gitti. Neyse maç bitti. Gittik doktora. Kerem, arkadaşım var bir tane. Kerem Dinçer. Bodrum'dayız. Doktora gittik. Doktor dedi ki burun kırılmış. Allah Allah dedim. Aa, kırılmış mı dedim ya burnum? Ama bunu söylerken ben böyle konuşuyorum. Nasıl dedim burun kırılmış ya? Ha, burun benim burada abi, nasıl kırılmış? Bir de o gün pazar günü doktor yok dedi bana. Yarın gel dedi. Dedim burun kaynar. Kalır böyle. Bir de Bodrum'dayım. Yarın da uçağım var. Evet, İstanbul'a geleceğim. Yemek yemeye gittik beraber. O burunla ben. Kerem'le. Açız. Ben siparişi verdim. Lavaboya girdim. Aynaya baktım. Ya burun insanı o kadar çok değiştiriyor ki. Böyle bir çirkinlik yok yani. Kendim elimle burnumu bastıra bastıra düzelttim. Ve çat etti, düzeldi. Başladı kan akmaya. Kerem koş. Kerem gel, oğlum ne yaptın lan sen diyor. En son bu böyle kaldı işte. Şu an S. Kaç kişilik ekipte hazırlıyorum? Yani bunun masörü var, doktoru var, boks antrenörü var, boks antrenörü var, fitness fonksiyonel antrenörü var. Bunun havlucusu var, su vereni var. Bir 6-7 kişi oluyor genelde. 6-7 kişiyle beraber çalışıyoruz. Ve çok güzel bir hazırlanma süreci o. Çünkü bir hedefim var, bir heyecan var. Biraz da korku oluyor. O yüzden o heyecan için insan ringe çıkar. Evet, kamp sürecim var. Yani 3 ay önce başlıyorum ben maçlara. 3 ay önceden diyetime başlıyorum, antrenmanlarıma başlıyorum. 3 ay önceden önce şey yapıyorum, ağırlık antrenmanlarımı yapıyorum. 2 ay kala patlayıcı kuvvete geçiyorum. Koşularım başlıyor, sparringlerim başlıyor, antrenman maçlarım. Sert geçiyor bunlar, çok sert geçiyor. Böyle. Ya aslında benim beslenmem çok da böyle profesyonel yapamıyorum çünkü çok ağır antrenman yapıyorum. Bunu birazcık sadece biraz temiz beslenmeye çalışıyorum. Çok böyle tatlı, şeker yememeye çalışıyorum. Ama az yemiyorum, çok yiyorum. Çünkü çok yoğun antrenmanlar. Günde 2 antrenman oluyor ve ben bir antrenmanda 3 kilo, 4 kilo verdiğimi biliyorum. Su olarak. Tabii bir saat sonra alıyorsun onu. Uğur Sezer'di. Ya o aslında zorlamadı ama çok zevkli maçtı Uğur. Beni en zorlayan rakibim bir tane şey vardı. Zenci Razel Zinhagel vardı. Onunla çok zorlandım. Çok zevk aldığım bir maçtı. Çok çok sertti. İlk round onu yatırdım. İkinci round o beni yatırdı. Sonra kalktım, comeback yaptım. Ben onu yatırdım ve çok çok sertti. O maçı hiç unutamıyorum. Çok beni zorlamıştı. Hatta maçtan sonra hemen lavaboya gittim. Çıkarttım her şeyi. Çünkü midem altımı üstüme getirdi. Hepsini çıkarttım. O maçı hiç unutamıyorum. Oldu, hatta pes ettim. Yani bunlar da benim hayatımda birkaç pişmanlığımdır. Mesela bir maç yaptım. O maça gittiğimde aslında hazır değildim ama gittim. Keşke gitmeseydim o maça. Hazır değildim. Bir de biraz sürpriz oldu. Maçtan biraz habersiz gittim. Polonya'ya gitmiştim. Maça bir gittim. Maç kemer maçıymış. Benim haberim yok. Yani böyle bir acayip bir andı yani. Bir gittim, ortada bir tane kemer var. Kemer maçlarda 5 round oluyor. Ben diyorum ki şimdi 3 round dövüşebilecek miyim acaba diyorum. Bir gidiyorum 5 round. Hop, benim psikolojik çöktü. Neyse maça başladık. Benim ikinci round kondisyonum düştü. Dedim ben şöyle sağlam bir tane yiyeyim de yatayım bir yere. Bir tane bir şey geldi, diz geldi. Dedim bu güzel, yatılır. Orada yattım ben ve kalkmadım. Keşke, bu benim mesela pişmanlığımdı. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Keşke kalksaydım ya da yatmasaydım, adam gibi yatsaydım. Bunu bir daha tabii yaşanmayacak bu şekilde böyle şeyler. Bunlar benim için güzel anılar ama bu da bir pişmanlık, keşkeler. Bu her sporcunun hayatında olduğuna inanıyorum ama benim gibi böyle konuşmazlar.
herkes kral. Bu şekilde oldu. Kickboksa yeni başlayanlar için tavsiyem bence kesinlikle çok video izlesinler. Beni yanlış anlamasınlar. Hep aynı antrenörlerle çalışmasınlar. Hep aynı partnerlerle çalışmasınlar. Farklı yerlere gitsinler ara ara. Farklı antrenman yapsınlar farklı yerlerde. Farklı hocalarla. Çünkü bazı şeyler oluyor. Hocanın veremediğini, kendi hocanın veremediğini başka hocalar verebiliyor. Bunu kesinlikle yanlış anlamayın. Bu kendi gelişiminiz için. Ama kesinlikle çok video izleyin. Çünkü çok katıyor insana, çok değer katıyor. Çok iyi dinleyin ve pes etmeyin. Kesinlikle yani sabah 5'te kalkıp koşuyordum ben. Ben şu an mesela başkanın korumanını yapıyorum. Başkan yeri geliyor, gece 12'de eve gidiyor. Ve benim maçım var. Ben gece 12'de üstümü değiştirip koşuyorum. Sabah tekrar kalkıp tekrar koşuyorum. Eğer o gün antrenman yapamadıysam. Yani kesinlikle devam edin. Bir şekilde size o gelecek. Çok fazla kendinizi hırpalamayın. Çok iyi antrenman çok hırpalanmak değil, çok yorulmak da değil. Doğru antrenman yapın. Bunun için çok iyi araştırın. Tavsiyem bu. Ben 10 yaşına başladım ama tabii değişiyor bu. İnsanın yeteneğine göre değişir. Allah vergisi bazılarına güç oluyor, kuvvet oluyor. 10, 11 yaş olur. 15 yaşına da başlayabilirsin. Ama 10 ile 15 yaş arası ideal. Yani oğlum bu mesleği yapmasını ister miyim? Okulunu bırakmadığı sürece tabii ki. Yani çünkü okulu devam edecek ve bu spor hobi olarak yapabilir, dövüşebilir de. Çünkü bu Türkiye'de, Türkiye şartlarına göre kickbox çok fazla ileride değil. O yüzden çok fazla paralar yok. O yüzden bu işi yapmasını isterim. İnşallah bir şey olmaz ona da, yaparsa da. Çünkü hala şu an akşam geliyor, hadi baba fufu yapalım. Onun fufusu bu, boks yapalım. Başlıyor boks yapmaya. Seviyor musun diyorum, seviyorum diyor. Annesi bir yandan, hayır o doktor olacak diyor. Yani ne olacaksa olacak, bakalım ileride 10 sene sonra göreceğiz. Bir bakmışsın, eldiven takmış, dövüşüyor. MK Fight Lab Ataşehir'deyiz. Ataşehir'de Ağoğlu My Club var. Andromeda Residence'ın içindeyiz. Burası 2 sene önce kuruldu. 2 sene önce kuruldu ve şu an çok güzel bir ortam var. Çok böyle, daha böyle aile ortamı var. İnsanlar burayı kendi yeri gibi girip çıkar, antrenman yapar. Buraya çok güzel anılarımız var burada bizim. Kickbox dersleri veriyoruz çoğunlukla. Boks dersleri veriyoruz ve Muay Thai. Şu an pandemi olduğu için grup dersleri yok, iptal ettik hepsini. Burada insanlar kilo vermek için geliyor. Kendini korumak için geliyor. Çünkü bazıları geliyor, dışarıda kadınlar şiddet görmüş, buraya geliyor. Trafikte adam eşinin yanında şiddet görmüş, buraya geliyor. Kesinlikle burada insanlar birilerini dövmek için değil de zaten işin içine girince, insan buraya başlayınca tam tersi oluyor. Dışarıda daha böyle sakin, daha relax oluyorsun. Bir şiddet, bir tehlike anında en son artık bunu başvuruyorsun. Bunu artık burada anlıyorsun. Kickbox benim için aşk. Hem de vazgeçemediğim bir aşk. Yani bana en çok sorulan soru şu genelde. Hocam geleyim de kickboxa da burnum kırılacak mı? Burada bir kere ders alanlara vurmuyoruz. Kimse kimseye vurmuyor. Hatta onlar bana vuruyor. Burada kesinlikle başlamadan önce bir deneme dersi almaları lazım. Denesinler, sevmezse yapmasınlar. Ben hep onlara söylüyorum. Belki beni sevmeyeceksin, belki kickboksu sevmeyeceksin. Ama önce bir dene. Denedikten sonra sana kendin karar veriyorsun. Küçük bir dans. Pandemi var şu an, dans edemeyiz. Pandemi var.